Bismillahirrahmanirrahim. Avamili Cürcani'nin ilk dersi. Cürcani'ye giriş. Avamili Cürcani yazan Abdülkahir el-Cürcani'dir. Abdülkahir el-Cürcani İran asıllıdır. Ölümü 1078-79, 1080 olarak kaynaklarda geçmekte. Yani binli yıllarda yaşamış diyebiliriz. 1000 ila 1080 arası diyebiliriz. Cürcan da vefat etmiştir. Cürcan İran asıllı olduğunu söylemiştik. Hayatı hakkında çok da bir bilgi yok yazarın. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yok. Yazmış olduğu eserler var. Eserleri arasında belki en meşhur, en önemli diyebileceğimiz Esrarul Belaga adlı kitabı var. Meşhurdur. Delailül İcaz adlı kitabı meşhurdur. Biz de zaten şu anda bir de ne okuyoruz? El-Evamil. Yani üç eserinden bahsetmiş olayım. Esrarul Belaga, Delailül İcaz ve de Evamil kitabı var. Şu an zaten biz neredeyiz? Evamil kitabındayız. İmam Cürcani'nin Evamiline bir isim verilmiştir. Mesela ne denilir? Evamili Atik denilmekte. Atik eski demektir. Evamili Atik bu kitaptır. Evamili Cedid vardı. Onu da yeni bitirdik. O da İmam Birgivi'nin Evamilidir. Demek ki iki tane Evamil var. Daha fazla Evamil var da. Yani işlediğimiz iki tane diyelim. Atik ve Cedid. Evamili Atik hangi kitaptır denildiği zaman İmam Cürcani'nin Avamili diye cevap verilmeli. Avamili Cedid kim yazarı bu kim bunu yazdı denildiği esnada İmam bir gibi denilmektedir. Atik eski, Cedid yeni manasına gelmekte. Tabi Avamil çok daha yazanlar var. En meşhuru diyelim bu ikisi. Benzerlikler, farklılıklar iki Avamil arasındaki farklılıklar nelerdir? Bunlarla alakalı Avamili Birgivi'ye başlarken sizlere PDF vermiştim. Bu avamiller hakkında bilgi içeren iki farklı PDF verdiğimi biliyorum. Oralarda bu kitap hakkında da bilgiler var. Diğer okuduğumuz Birgivi'nin hakkında da bilgiler var. Dolayısıyla uzun uzun giriş konuşması yapacak değilim. Aradaki belki en önemli fark iki kitap arasındaki nedir? Bu kitap Evamülül Mi'e yani 100 tane amil işlemektedir. 100 tane amil, 100 tane etken işlemekte. Mamul diye bir şey işlemiyor. 100 tane amili işleyecek, bitirecek. Oysa daha yeni bitirdiğimiz Evamülü Birgivi'de amil sayısı 60'tı, 100 değildi. Aynı zamanda mamul, irab diye de bölümleri vardı. Böyle temel bir farklılık söz konusudur. Tabi diğer kitap 60 amil diyor, bir kitap 100 tane diyor. Genel bir bakışta amiller 60 tane, 100 tane mi diye bir soru sormak da doğru olmaz. Bakış açısıyla alakalı zaten İmam bir gibi 60'ın dışında amil yok dememiştir. Bakış açısıyla alakalı en önemli olarak gördükleri bir giriş aşamasında şunları anlatmak gerekir diye bakış açısıyla alakalı bir durum. Yoksa İmam bir gibi de izharda daha fazlasını işlemiştir şimdi kitap görüldüğü üzere besmele ile başlıyor. Kitaplara besmele ile başlanır. Zaten daha önceki kitaplarda işlemiştik. Yanlış hatırlamıyorsam izinin başlangıcında demiştik ki bir kitaba başlarken şu 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 şeyleri anlatmak vacip. Şu şu şeylere değinmek ise caizdir demiştik. 7 tane şeyden bahsetmiştik. Onlardan bir tanesi nedir? İşte besmeledir. Her kitapta bir besmele vardır. Ama metinde vardır. Ama metinde yoktur da yazar yine de besmeleyi çekmiştir. İlle besmelenin metinde olması zorunlu değildir. Önemli olan, zorunlu olan nedir? Besmeleyi çekmektir. Besmele ifade etmek, telaffuz etmek. Peki niye besmele üzerinde bu kadar duruluyor kitapların başlangıcında? Bir de kitabın değil de ne diyelim hayırlı olan her işin başında bir besmeleden bahsedilir. Bununla alakalı hadisler vardır. Kullu emrin zibalin la yubde'u fihi bi bismillahi. İşte Er-Rahmanirrahim devam ediyor.
Önemli olan nokta. Devamında ne diyor? Fehüve ebteru veya fehüve ektaru ezzeru gibi farklı lafızlar, farklı rivayetler söz konusudur. Bu hadisler İbn Hibban'ın sahihinde olsun, Ebu Davud, İbn Mace, Nesai vesaire birçok kaynakta besmelesiz başlanan işlerin bereketinin kesik olacağı ifade edilmiştir. Bu yüzden besmele önemli yani. Hayırlı bir işe başlarken besmele çekilir. Hayırlı bir iş derken örneğin ne diyelim? Bir hırsızlık yaparken besmele çekilmez yani. Düzgün işlerde besmele çekilir, çekilmesi uygun görülmüştür. Besmelesiz başlanan işlerin bereketi eksiktir. Tabii şu var, şimdi besmeleden bahsediyoruz. Besmele ile alakalı bir hadisi şeriften bahsettik. Besmele şerhleri vardır. Yani besmele üzerine yarım saat, bir saat konuşulabilir. Besmele hakkında sayfalarca yazı vardır. Buna irab açısından bakabilirsin, sarf açısından bakabilirsin, edebiyat açısından bakabilirsin, tasavvufi açıdan bakabilirsin. Bakış açısına göre uzatılabilir. Tabii ben neye göre bakacağım? Biraz nahiv, biraz da sarfa göre bakacağım. Şimdi besmele de arkadaşlar, diğer işlediğimiz kitaplara göre biraz daha ayrıntıya ineceğim şimdi. İşlediğimiz kitaba göre ilerledikçe kelimelere daha ayrıntılı bakmaya başlayacağız. Şimdi besmele de evvela bismi kelimesi üzerinde duralım. Bisminin ilk harfi ne? Ba harfi var. Ba harfi cerri var burada. Şimdi ba harfi cerri şu bile sorulmuştur yani. Niye esreli de? Hani ba diyoruz, bunun adı ba'dır. El, ba, u. Bi harfi cerri burada var diyemezsin. Ba harfi cerri var. Ama neden esreli bu? Bu bile bir soru olarak gündeme gelmiştir. Harfi cer ameli yapacaktır. Kendisi de cer konumunda yani esreli olsun, bir cer alameti taşısın diye ifade edenler vardır. Şimdi ba bir harfi cer. Harfi cerrin manaları var. İlerleyen sayfalarda gelecek, birkaç sayfa sonra. Ba harfi cerri birkaç manaya gelir. Burada hangi manada kullanılmıştır? Bu bir ihtilaf konusu. Diyebilirsiniz ki buradaki ba harfi cerri şu üç şeyden biri içindir. Bir, musahabe yani beraberlik manası. İki, istiane yani yardım almak, yardım dilemek. Üç, mülabese, bu da zırh manasına gelmektedir. Şimdi musahabe olursa Allah'ın ismiyle beraber, Bismillahi Allah'ın ismiyle beraber, işte yazmaya başlıyorum, okumaya başlıyorum, derse başlıyorum, ismiyle beraber dersin. Ba'yı burada musahabe manasına alırsan ismiyle beraber, beraberlik manası ifade eder. Mülabese dersek Allah'ın ismini zırh yaparak, kuşanarak, ondan koruma sağlayarak bu işe başlıyorum. Yani şeytan gelip zihnimi karıştırmaması için bir düşünce. Veya istiane olabilir. İstiane yardım manasında. Allah'ın yardımı ile, isminin yardımı ile okumaya başlıyorum. Allah bana yardım edecek inşallah, yani bir dilek bu. Ve o şekilde işe başlıyorum diye. Burada bunu anlattığım üç mana sadece ba'nın manası ile alakalı. Buradaki ba harfi cerri bu kitapta da işleniyor yani, ilerleyen sayfalarda çeşitli manalara geldiği ifade edilecek. Peki hangi manaya geliyor? An itibariyle besmeledeki ba hangi manaya gelir? Bunda bir ittifak yok, ihtilaf vardır. İşte üç manadan bahsettim sizlere. Kenarlara, bir yerlere not almanızda fayda olabilir. Şöyle bir sona doğru gideyim, tekrar başa geleceğim. Bir ardından ne var? İsmi. Biliyorsunuz hemze-i vasıl var. İsmidir aslında. Başında bir hemze vardır. Hemze şu an niye yoktu arkadaşlar? Hatırlarsınız. Cevap verecek var mı? Bir ismi, bismi olmuş. Hemze düşmüştür. Tamam, vasıl da yazıdan düşme sebebi farklı bir şey. Tüm vasılları düşmez. Evet, kesreti istimalden ötürü düşmüştür. Tüm hemze-i vasıllar düşmemektedir. Evvela hemze-i vasıl olacak. Ardından
gerekçe olacak. Gerekçesi kesteti istimal. Çünkü Araplar yani yemek yerken de besmele çeker, yürürken de, otururken de, ayağa kalkarken de, kitap yazarken de, su içerken de. Gece gündüz besmele çekildiği için yani çok kullanıldığından, kesit istimal işte çok kullanıldığı için oradaki hemzeyi hasfetmişlerdir. Peki yani sonuçta bu kelimenin aslı nedir? İsmun yani. Bir ismi bay atarsan ismun olur. Bu ismun kelimesi nereden gelmekte? Bunun bir kökü olmalı. Kökü Basralılara göre, Basra ekolüne göre el sumuvvu. El sumuvvu kökünden gelmektedir. Basralılara göre isim kelimesi sumuv kökünden gelmektedir. Sumuv yükseklik manasına gelmektedir. Küfelilere göre böyle mi? Değil tabii. İlla bir farklılık olmalı yani. Küfeliler ne der? Der ki el-vesm. El-vesmu-vesm kökünden gelmektedir ki vesim de alamet manasına gelmektedir. Ardından ne gelmekte? Allahi, Bismillahi, Allahi. Allah kelimesindeki başta bulunan hemze, lam, elif, lam diyelim. Yani asli midir, zait midir, marife yapmak için mi gelmiştir? Bunlara tartışma konularıdır. Ardından Er-Rahman, Er-Rahim kelimeleri gelmekte. Rahman da, Rahim de arkadaşlar. Nedir? Her ikisi için de daha önce de söylediğimiz gibi mübalağalı isim fail olduklarını da söyleyebiliriz. Sıfatı müşebbehe olduklarını da yine söyleyebiliriz. Şimdi tekrar başa geçelim. Bağ harfi cerri dedik. Harfi cerri bir yere bağlamak gerekiyor. Nereye bağlayalım? Yani Bismillahi Allah'ın ismi ile demektir. Allah'ın isminin yardımıyla, bereketiyle. Bereketiyle ne? Cümle tam değil ki. Bereketiyle mesela başlarım demen gerekiyor. Bereketiyle ders çalışacağım dersin. Bir şey demen gerekiyor. Bereketiyle cümle eksik kaldı, tamamlanamadı. Yani ne diyorum? Demek istediğim şey bağ harfi cerine bir mutaallak lazım. Bir yere bağlanması gerekiyor. Mutaallak nedir? Bu da yani harfi cerlerin bağlanması gerekli olan yere mutaallak deriz. Bilgi olarak bunu bilin. Peki buradaki bağının mutallakı nedir an itibariyle denildiği zaman? Küfeller der ki ebtedi'u, ibtede'e yebtedi'udan ebtedi'u fiilidir. Küfeller böyle der. Oraya bağlanması lazım. Ama Basralı alimler böyle bakmamakta oluyor. Onlar farklı bakmaktadır. Bakış açısına göre ibtidai benim başlangıcım neyledir? Bismillahi Allah'ın ismiyledir. Yani fiile mi mutallak, isme mi mutallak? Bu bir tartışma konusu. Fi ise örnek ebtedi'u, isimse iptidai benim başlangıcım, isim faildir bu. Bu şekilde olabilir. Ama cümlenin takdiri tabi Bismillahi ebde'u olacaktır. Bir de ne var? Ebde'u ben başlarım. Ama tüm bunlar hepsi bir tartışma konusu. Daha genel bir bakış yapmak gerekirse an itibariyle ne yapmaya yöneliyorsan mutallak onu sayarsın. Duruma göre değişir yani. Ne demek bu? Şu demektir. Mesela yemek yemeye başlamak üzereyse kişi ne der? Bismillahi akulu. Burada akulu kelimesi mutallak olur. Allah'ın ismiyle yiyorum der, yiyeceğim der ve başlar. Kitap okuyacak o zaman Bismillahi ekra'u der. Ekra'u'ya mutallak yapar. Yani Allah'ın ismiyle, ismin yardımıyla okumaya başlayacağım gibi. Sonuçta nedir? Bunun mutallakı tamamıyla duruma göre değişkendir. İlle de şu olacak, ille de bu olacak diye bir zorunluluk yoktur. Tabi ihtilafa tekrar değinelim. Fiil mi isim mi? Fiilde evlalık var. Fiilin mutallak yapılması evladır. Niye? Fiiller şartsız amel eder. Fiillerde asıl olan zaten amel etmektir. İsimlerde ise amel nedir? Fer'dir. Yani asıl işleyimdir. İsimlerde amel fer, fiillerde amel asıldır. Bu yüzden fiilin mutallak yapılması ön planda,
Ama zorunlu değil. Sonuçta bir ne var? İhtilaf da vardır arkadaşlar. Besmele ile alakalı şu anlık bu kadar anlatmış olalım. Ardından Hutbetül Kitap demiş. Kitaba bir giriş yapıyoruz. Bir ön söz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yine aşağı yukarı her kitabın başlangıcında bulunan bir giriş. Elhamdü kelimesini biliyorsunuz. Hamide, yahmedü kökünden. Mastar gayrimimidir. Hamd. Hamd ne demek? Güzelliği ihtiyari olan Allah'a lisan ile yapılan bir övgü. Güzelliği ihtiyari. İhtiyari ne demek? Güzelliği başkasına bağlı değil yani. Kendinden olan demek. Hani varlığı kendinden diyoruz. Diğerlerine benzemeyen diyoruz. Mesela muhalefetü'l havadis gibi diğer şeylere zıt buluş. Güzelliği kendisindendir. Allah'ın dışında hiçbir şeyin güzelliği kendisinden değildir. Allah vergisidir. Bir fark Halik ile mahluk arasında zaten daima vardır, olmalıdır. Hamd için bunu söyleyebiliriz. Güzelliği kendinden olan ihtiyari bu manaya gelmektedir. İşte Allah'a lisan ile yapılan bir övgü, övmek, şükür ifadesi. Bir de medih var, öyle değil mi? Medeh. Medeh, güzelliklerine karşılık mutlak olarak yapılan bir senadır. Mutlaktan maksat ne? Yani ihtiyari olsun veya olmasın fark etmez. İhtiyari ne demekti? Kendinden olan. İşte ihtiyari olup olmaması fark etmez dediğimize göre medih, medeh bu şekildeki övgü Allah'a da yapılır, insana da yapılır. Demek ki hamd sadece Allah'a yapılan bir övgü, medh ise Allah'a da bunu yapabilirsin, insanlara da yapabilirsin. Çünkü medihte güzelliğinin ihtiyari olması şart değildir. Böyle bir farklılık söz konusu. Lillahi harfi cer var şimdi. Mecrur var. O kadar da girmeyelim. Rab kelimesi Rabbe Rubbu'dan mastar gayrimi. Rabbil alemin. Alemin kelimesi Cem Zeker Salim'e mülhak bir kelimeydi. Söylemiştik. Elhamdü, tabii şu da var. Elhamdünün başındaki elif lam veya hemzelem el takısı ne manaya gelir? Bu da bir tartışma konusu. İnşallah bunu da izharda anlatırız. Onu da anlatırsam çünkü bayağı bir uzar gider. Bu ayrıntı da izhara kalsın. Elhamdü bütün hamdler lillahi Allah'a aittir. O Allah ki Rabbil alemine, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur, aittir dedik. Ve salat ne demekti? Maksuttan itibaren anlattığımı biliyorum. Binada da anlatmışızdır. Özellikle maksudun haşiyesinde, izliğinin haşiyesinde, kenarlarında salat kelimesi açık açık anlatılmıştı. Tabi salat kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de geçiyordu arkadaşlar. Ahzab suresi olmalı. Şuradan hemen bakayım. Ahzab 56'da salat kelimesi geçmekteydi. Hani inna Allah ve melâiketehu yusallûne alennebî. Salat kelimesi Allah için kullanılıyorsa yani Allah salat etti şeklinde rahmet manası için kullanılmıştır. O kastedilmiştir. Melekler salat etti dersen melekler istiğfar etmiştir. İnsanlar için veya cinler için salat kelimesini kullanırsan o zaman dua manası kastedilmiş olur. Ahzab 56 dedim. Daha önceden de gerçi bu ayetten bahsetmiştik izzide. Peki salat kelimesi nedir? Yani ismi taftil midir? Mübalağalı ismi fail midir? Salat ismi mastardır. Salat kelimesi ismi mastar. İsmi mastar ile mastar gayrimimi diye bildiğimiz şey farklı farklı şeylerdir. İsmi mastar başka bir şey. Normal bildiğimiz mastar gayrimimi veya mimli mastar, mastar bina merde, mastar bina nevi bu tür mastarlar daha başka şeylerdir. Arada fark vardır. Farklar nelerdir? Bu da farklı bir konu zaten. Şimdi yeni bir konuya girmeyeyim. Yeri gelince anlatacağım. Siz sadece salat kelimesine ismi mastardır diye yazın arkadaşlar. Hangi kökten? Salla kökünden. Salatın manasını anlattım. Ve selamu selam da nedir? Dünyadaki sıkıntılardan veya ahiretteki sıkıntılardan beri olmak, emin olmak, güven içerisinde olmak.
Selam kelimesi de yine ismi mastardır. Tamam, mana verelim. Es-salatu, es-selamu, salat ve selam kimin üzerine olsun? Şimdi ufak bir farklılık var. Farklılık gelmişken de hemen anlatayım. PDF ile elimdeki kitapta bazı farklılıklar mevcut arkadaşlar. Hani kelime farklılıkları var. Bazen bir kelime, bazen 3-4 kelime farklılıklar var. Baştan sona farklılık değilse de ufak tefek var. Mesela önümde kitap var. Bakıyorum ne diyor? Es-salatu es-selamu ala hayri halgihi Muhammedin diyor. PDF'ye bakıyorum. Es-salatu es-selamu ala Muhammedin diyor. Ne fark var? Hayri halgihi yazmamış. Bu kadar fark var. Fazla da bir şey yok. Okuduğum şey PDF'yi de kapsadığından kitaptan devam edeyim. Hayri halgihi hayr ne demekti? İsmi tafdildir hayr kelimesi. Hani ensaru gibi aslında nedir isim tafdili? Ehyeru olacaktır. Ehyer. Ehyer kelimesinin tahfif edilmiş hali nedir? Hayırdır. Hayır ismi tafdildir yani. Ala hayri halgihi halk kelimesi mastar gayrimi midir ama defalarca isim mef'ul manasında kullanılmıştır. Şu anda da yine isim mef'ul manasındadır. Ala hayri halgihi hi Allah'a raci. Allah'ın mahlukatının en hayırlısı üzerine olsun. Ve salatu ve selamu, salat ve selam kimin üzerine olsun? Ala hayri halgihi, Allah'ın mahlukatının en hayırlısı üzerine olsun. En hayırlı derken kimi kastettiğin? Ondan bedel Muhammed'in, Muhammed Aleyhisselam üzerine olsun. Burada da zaten PDF'dir. Es-salatu es-selamu kimin üzerine olsun? Ala Muhammed'in, Muhammed üzerine olsun diye yazılı idi. Muhammed kelimesi biliyorsunuz nedir? İsim meful kalıbıdır. Hammede, Yuhammidu, Tahmid, Muhammed, Muhammed şeklinde gelir. Ne manaya gelir? Tef'al babındandır. Tef'al babının binası teksir yani çokluk içindir. Öyleyse çok övülmüş, çok övülen manalarına gelmektedir. Muhammed kelimesinin manası çok övülen. Onun üzerine olsun dedik salatü selam. Ve daha kimin üzerine olsun? Alihi onun ali üzerine olsun. Al ne manaya gelmekte? Şimdi burada da yine bir ihtilaf var. Daha önceden de değinmiştik. Al kelimesinden kastedilen kim olduğu neydi arkadaşlar? Evvela ihtilaflı idi. Bir, peygamberimizin ev halkı. Bunda ittifak var zaten. Ev halkı evvela kastedilir. Yani eşleri, çoluk, çocuğu bunlar evvela var. Bunlar garanti. Çünkü ailesi demektir. Buna göre ne diyoruz? Yakın manaya göre peygamberimizden nedir? Müslüman olan yakın akrabaları. Ama bir de ne var? İhtilaflı olan bir şey var. Uzak mana neydi? Ona tabi olan tüm müminler, yani tüm Müslümanlar kastedilmektedir. Al kelimesi ile demiştik. İmam Şafii bu konuyla alakalı bir görüş ifade etmiştir. Ebu Hanife de bir görüş ifade etmiştir. Mesela İmam Şafii'ye göre Beni Haşim ve Abdülmenaf'ın zürriyetinden olan yakın akrabaları Al ne demek? Alihi, onun Ali üzerine olsun. Kimmiş Al? Beni Haşim ve Abdülmenaf'ın zürriyetinden olan, onlardan devam eden akrabaları Al bunlardır diyor. Ebu Hanife ise sadece Beni Haşim'den olan akrabalarıdır diyor. Beni Haşim'den olan yakın akrabaları gerisi yok demektedir. Tartışmalı olduğunu ifade etmiştim. Şimdi dil yönüne girelim. Al kelimesi aslıyla alakalı. Yani, alun. Alun diyelim. Al kelimesinin aslıyla alakalı. Basralılara göre bunun aslı ehlün. Aslı ehlün. H ne oldu? H Elif'e dönüştü. Daha sonra gizli mat harfi olarak kaldı. Al bu yüzden uzatıyor. Bu kime göre böyle? Basralılara göre. Aynı zamanda Sibeveyh'e göre. Sibeveyh de böyle düşünmektedir. Ve meşhur görüş de budur arkadaşlar. Küfelilere göre aslı ne? Küfeliler der ki bunun aslı evlün. Vav vardır. H yoktur. Ev
lün. Küfeler böyle diyor. Kisai de böyle demektir. İmam Kisai de bu görüştedir. Ne olmuştur? Vav harekeli makabül meftuh olduğundan vavı elife çeviriyoruz. Evlün veya evelün vav harekeli makabül meftuh elife çevirirsin. Daha sonra gizli metarifi haline yani onu hasfedersin. Al olmuş olur. Ve sahbihi sahb kelimesi. Tabi sahbe geçmeden önce yine al kelimesi üzerinde biraz daha durayım. Al kelimesi ismi cemidir. Al sarf olarak nereye dahil? İsmi cemi. Ve sahbihi ve onun arkadaşlarına, ashabına olsun. Salat selam. Sahb. Bu da yine ismi cemidir. Al ismi cemi, sahb ismi cemi. Sahip kelimesinden. Ecmaine kelimesine geldiğimizde ecmain açık ki cemidir. Ecmeûne, ecmeîne. Cem-i müzekker salim kalıbı. Mulhak diyebiliriz yine. Peki, ecmeîne kelimesinin marifi olduğunu ifade edelim. Ecmeîn an itibariyle nasıl görünüyor? Nekre. Ama aslı nekre değildir. Peki, aslı nedir? Aslı bunun ya ecmeûhum, tabii cümleye bakarsan cer halinde, o yüzden ecmeîhim olur. Ecmeîhim. Güzel yazamadım ama anladınız herhalde. Ecme'in. Bu şekilde ecme' kelimesi cimidir, marifedir. Niye marife ki? Him zamirdir, zamirler marifedir. Marifeye muzaf olan kelimeler de marifedir. Kuralından ötürü ecme' kelimesi marifedir sonuçta. Ecme'inenin aslı budur diyor şu kitap. Ama bu bir görüşe göre böyle. Diğer görüşe göre direkt zaten bunun aslı el-ecme'ine. Başında elif lam var diyor yani. El-ecme'ine. El-ecme'ine. Bu şekildedir. İkisi de olabilir yani. Ne var? İhtilaf var. Sıra geldi. Ve ba'du. Ve Ba'du'ya gelince, Ba'du ile alakalı daha önce baya bir anlatım yapmıştık. Ba'du bundan sonra demek. Şu an zamme üzerine mebnidir. Niye? İzafetten kesildi. Yani bu bir muzaftır. Muzafın ileyhi nerede? Hasfedilmiştir. Hasfedildi de ne olduğunu biliyor muyuz? Biliyoruz. Nereden biliyoruz? Maksutta veya binada. Maksut olduğunu tahmin ediyorum. Anlatmışımdır. Orada bir manzum eserinin şerhinden Alil Kari şerhi miydi? Hangi şerh? Tam hatırlamıyorum. Bir şerhten yararlanarak direkt bunu ortaya koymuştuk. Ve bari bundan sonra yani besmele, hamdele, salvele'den sonra demektir. Ba'del besmeleti vel hamdeleti ve salveleti gibi o şekilde algılayabiliriz. Bundan sonra işte sen bil ki bundan sonra ders bitti arkadaşlar.